Yatağın termik santralini devralan Bereket Enerji Grubu adına yönetim kurulu başkanı Ceyhan Saldanlı bir basın açıklaması yaptı. Geçtiğimiz aylarda yapılan özelleştirme ihalesi sonrasında yatağın termik santrali işletmesini kazanan Bereket Enerji adına bir basın açıklaması yayınlayan yönetim kurulu başkanı Ceyhan Saldanlı, İşletmede çalışılmakta olan işçilerin işlerini kaybetmesinin söz konusu olmadığını vurgulayarak, yatağında yaklaşık 200 milyon dolarlık bir yenileme yatırımı yapacaklarına dikkat çekti. Bereket Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı'nın basın açıklaması şöyle: Yatağın işletmesinin devralmasının yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz. Mevcut çalışanlarla birlikte yol alma kararlılığındayız. İşletmede halen çalışmakta olan personelin işlerini kaybetmesi kesinlikle söz konusu değildir. Çalışanlarımızı her zaman verdiğimiz değerli ön plandayız ve bu politikamızı sürdüreceğiz. Yatağına 200 milyon dolarlık yenileme yatırımı yapacağız ve biz bunları mevcut personelimizle yapacağız. Artık santralin bacasından kirli duman çıkmayacak. 200 milyon doların yarısı çevrenin korunması, diğer yarısı da kapasite ve verimliliğin artırılması için kullanılacak. 9 bin çalışanımızın üstüne yatağınla birlikte yeni üyeler eklenecek. Bizler tüm çalışanlarla çalışmak istiyoruz. Çalışanların hiçbir yasal hakları çiğnenmeyecek. Kanunen kazanılmış tüm hakları devam edecek. Ücretlerinde düşme olmayacak. 4C kapsamında ayrılmak isteyen çalışan bu yasal hakkını kullanabilecektir. Yıllarca düşük verimle çalışan santral artık daha verimli çalışacak. Halka ve çalışanlara faydalı olmayacak hiçbir çözüm sürdürülebilir değildir. Bizimle çalışmak isteyen herkesle biz çalışmalıyız.